Sokaktan Alaberi kanalından herkese selamlar. Sevgili dostlar, Zey dayımız yanımızda. Namı diğer Zey dayı, Ayhan abimiz yanımızda. Üsküdar'da karşılaştığımız bir akşamdan sonra, röportaj sonrası bir akşam yemeği yedik. Sohbet ederken, yani alt üstü bir sohbet edeceğiz. Abi çekim yapalım dedim. Altı üstü derken aklıma altı deyince son zamanlarda çok konuşulan 6 yaşındaki gelin, evet, çocuk gelin ve 6 yaşında daha 2 gün önce hayatını kaybeden, yetersiz beslenmeyle hayatını kaybeden çocuğumuz geldi. Yine Elif de herhalde ismi, değil mi? Elif bebek geldi aklıma. Yetersiz beslenmeyle hayatını kaybeden 6 yaşındaki evladımız, evet, aklıma geldi. 6 yaşında birisi yetersiz beslenmeden hayatını kaybediyor. Bir evladımız. Bir evladımız da resmen tecavüze uğruyor. Yani bunun rızası olmayan ilişki. Yani tecavüze uğruyor. Ne düşünüyorsun abi? Neler söyleyeceksin? Yani bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Senin açından nereye gidiyor bu durum? Nereye evriliyoruz biz? Neler oluyor? Yani bu çok acı bir durum yani. Bunun tarifi dahi mümkün değil. Ben bir kısım insanların bu konuyu böyle, bir kısım kendi görüşleri açısından malzeme yapıp kullanması gibi konuşmayacağım. Bunu bir sosyolojik, psikolojik, toplum üzerindeki etkileri üzerinden ben değerlendirmek isterim bu olayı. Bu kesinlikle ve kesinlikle tasvip edilemeyecek bir olay. Bu hani 6 yaşındaki evlilik meselesi. Şimdi bu toplumun birçok kesimi, birçok %99'u belki de bu işin karşısındadır diye ben düşünüyorum. Hani bunu münferit olay olarak değerlendirme yapanlar da oluyor. Tabii ki olay münferit gözüküyor ama tabii ki bir camianın içinde olması sebebiyle bu da ayrı bir sıkıntı doğuruyor. Çünkü neden? Camianın içindeki alt birimlerdeki insanlardan gelmeyip üst birimlerden böyle bir şey gelince tabii ki bu dikkat çekiyor yani. Şimdi benim kendi bulunduğum yer, konum itibariyle diyelim biz aynı yerdeyiz, aynı görüşteyiz. Aynı siyasi görüş, aynı dernek, aynı bilmem ne yani bir sosyal yapı içinde biz beraberiz. Aynı görüşteyiz. Sen yanlış yaparsan, hani bizim karşımızda da bir kısım sosyal yapılar var ya, onların karşı çıkmasından daha fazla benim sana karşı çıkmam lazım. Ben yaparsam senin bana karşı çıkman lazım. Çünkü neden? En çok bu olay bize zarar verir, değil mi? Hak budur. Hak budur yani. Yani benden olması, yanlış yapan bir insanın benden olması onu savunmamı gerektirmez. Şimdi çok acı ki, çok acı ki biraz önce meydanda röportajlar vardı. Bak 3 tane röportajcı vardı. 3 tane. Ben çıkıyorum, çok fazla çıkıyorum. Benle beraber 4 kanal var. Evet. Evet, seninle beraber 4 kanal vardı değil mi? Şu an bugün orada röportaj yapan yani. Düşün. Diyor bu, hep bu adama mı denk geliyor diyorlar. Ben girerim, konuşurum. Derdim var, konuşurum. Yani o ayrı mesele. Şimdi sen özellikle girmeye böyle yani mailde etmedin aslında mail bizim röportajı. Soruyorlar ama ben de pek girmeni istemedim. Çünkü şeydi, evet, yani ya artık parayla mı tutuyorsunuz çok falan diyorlar yani. Bir şey söylerse birisi ben de orada fikrimi beyan ediyorum yani. Bu benim en doğal hakkım. Çünkü bu sokak röportajlarında randevulu konuşmuyor insanlar. Geliyor oraya gelen vatandaşlar, giren ben konuşmak istiyorum diyor, konuşuyor. Veyahut da siz mikrofonunu konuşmak ister misin diyorsunuz. Değil mi? Konuşuyorlar yani insanlar. Olay bundan ibaret. Güvenlik görevlisi yok, kapı yok, kapıcı yok, hiçbir şey yok. Giriyorlar, konuşuyor. Şimdi şu dikkatimi çekti. Şimdi bir kısım şeylere, hadiselere tevil yapmak diye bir şey vardır. Bir olay olur, buna tevil yaparlar. Bu tevil yapmak işte çok sakat bir anlayış, sakat bir şey. Ben dün sosyal medyada bir zatın konuşmasını dinledim. Bir camide, cemaate sesleniyor. Bu olayın bir münferit hadise olduğunu, bu kızcağızın düşük yaptığını, düşükten sonra bir travma geçirdiğini ve psikolojik sorunlar yaşadığını ve psikolojik sorunlardan dolayı bile abuk subuk şeyler konuştuğunu söyleyerek bu hadiseyi örtbas etmeye çalışması çok garibime gitti. Çok garibime gitti ve çok ayıpladım. Ve çok kızdım yani, daha doğrusu işin açıkçası. Neden? Çünkü
kızı bir virgül koy istersen. Çünkü delildir değil mi bu gibi olaylarda? Delildir önemli olan. Benim de en çok kızdığım orada başkasının yani 17 mi 18 yaşında gösteriyorlar. 19 yaşında mı gösteriyorlar? Oraya geleceğim. Ondan sonra 21 yaşında çıkmasına rağmen, yani iddia edilen yaştan büyük çıkmasına rağmen, savcının bunu araştırmaya gerek duymadan tabii. olayı oraya, kapatması. Oraya yani sen o aldığın parayı da hak etmiyorsun, o makamı da hak etmiyorsun. Sen nasıl sorgulamazsın evet, bunu? Evet. Nasıl kapatırsın? Şimdi kızın diyor ki, kızın bak kızın diyor psikolojik şeye girmesinden dolayı. Psikolojik şeye girmesinden dolayı söylediği abuk subuk sözler bunlar diyor. Yani öyle bir şey yok diyor. Yok diyor. Halbukisi kızın söylemleri değil. Savcılıkta 4 saatlik ses kaydı var. Adama teyit ettiriyor. Ya bir kadıncağız bu yaşadığı bu travmaları, yıllar boyu yaşadığı acıları artık burasına gelmiş ve böyle bir şeyi sosyal medyada birkaç insanla tanışınca böyle bir yola girmiş ve yapmış. Bu herhalde İslam'a karşı, dine karşı yapılmış bir hareket değil. Burada insan, insanın yaşam hakkı, insanın onurudur söz konusu olan. Yoksa odur, budur, şudur, budur, şu sosyal camia, bu sosyal camia değil yani. Kesinlikle insan hakkıdır. Şu altılı masa bir yeni anayasa taslağı açıkladı. Birinci maddesini biliyor musunuz? Nedir abi? Diyor ki insanlık onuru, belki birinci madde değil de o Almanya'nın anayasasında birinci madde, insanlık onuru dokunulmazdır. İşte bunun için bile o anayasa geçmeyi hak eder. İnsanlık onuru dokunulmazdır. Ne kadar güzel bir şey. İşte bunu ya, kim olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, hangi ırktan, hangi mezhepten olursa olsun, insanlık onurudur önemli olan. Bunu muhafaza etmemiz lazım. Niçin savunmaya geçiyorsun? Biraz önce meydanda da gündüz vakti röportaj esnasında orada ben herhangi bir isim zikretmeden olayı, bir 6 yaşındaki kıza yapılan olayda, sen dedi hiç ağladın mı dedi yani bana. Sen hiç ağladın mı dedi. Evet dedim. Geçen gün dedim o 6 yaşındaki kızcağızın başına gelenleri izleyince oturdum ağladım dedim yani. Adam dedim köpeğin başına kürekle vururken o görüntüleri izlerken ağladım dedim. Ağladım. Nereden bileyim ben senin ağladığını dedi. Kaçtı gitti ondan sonra. Şimdi kardeşim ortada apaçık bir olay var. Sen niye bunu savunmaya geçmiyorsun? Sen onu savunmakla İslam'ı savunmuyorsun. Sen İslam'ı karalıyorsun sen. Sen İslam'ı kar... Çünkü İslam'da böyle bir şey i̇nançlı yok. İnançlı insanların da inancını kırıyor. Tabii inançlı insan. Onlar inançlıysa ben inançlı olmayayım diye işte geliyor insan. Sana. Gençler niye deist, ateist oluyorlar? İşte bunun pislikler yüzünden. Çünkü neden? Bakın şimdi İslam o kadar güzel bir din ki, Kur'an, Allah'ın kelamı, benim inancım öyle. Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim. Yani ben oradaki hiçbir ayeti reddedemem. Ama sen tutup da bunlara tevil yapar, kendi kafana göre yorumlar, kendi kafana göre şekillendirirsen, bir kısım insanların rant şeyi yaparsan, ondan sonra bak isim falan zikretmiyorum ama bu yapanı da bir camianın içinde gerçekten pislik yapan insanlar varsa, oradaki o camianın içindeki bütün insanlar pislik anlamına gelmez. O zaman oradaki o temiz insanlar önce o pisliği kendi işlerinden kendileri temizleyecek. Ben değil. Benden daha fazla onun tepki vermesi gerekiyor. Ya birkaç tane böyle isim vermeden söyleyeceğim. İsim zaten, vermeden konuşuyoruz isim zaten. İsim vermeden söyleyeceğim. Sen zaten izleyenler de anlayacaklar. Ben o konuda hassasım zaten. İzleyenler yani. De anlayacaklar. Ya birkaç tane çıktı. Duydun mu? Muhtemelen duydun zaten. Buna peygamber sünneti dedi ya. Yok öyle bir şey. Ya ben dedi Hazreti ama. Hazreti Ayşe'nin 6 yaşında evlendirildiği safsatasına zaten inanmıyorum. Çünkü biraz araştırma yaparsanız internet üzerinde bunu anlatan gencecik fidan gibi delikanlılar da var. Derin hocalar da var. Anlatıyorlar. Yani bunu meşrulaştırmaya, bunu normalleştirmeye ya da cici göstermeye çalışıyorlar. Sadece, ya bu iğrençliğin hangi seviyesi abi? Yöresel bir kısım şeyler tarihte olabilir. Var zaten bu. Neden? Çünkü geçmiş tarihe gidin, orta çağ dönemine gidin, Avrupa Hristiyan ülkelerinde de 5-6 yaşındaki çocukları krallara verdikleri biliniyor. Bunlar bilinen gerçekler. Yani Hristiyanlıkta da var bu. Ve bazı yörelerde... İşte dinle alakası yok. Dinle yani. Alakası yok tabii ki. Dinle alakası yok bunun yani. İnsanın pedofili sapkınlığıyla alakalı. İnsanların yetişme boyutları
farklı farklı, ama bunu dini bir şeymiş gibi getirip ortaya koyup işte cevaz vardır yoktur. Ya konuşulması gereken konular bunlar değil ki zaten yani. Peki abi, bu bir mu şey, yani? Bir şey soracağım. Şimdi 2023 Mart idi mahkeme tarihi. Ocağa çekildi. Ardından da şahıs hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Hemen dün değil ondan önceki gün de tutuklandı. Tutuklandı mı? Ben tutuklandı. Takip edemedim. Tutuksuz, önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şu an tutuklandı. Tutuklandı. Tabii baskılar üzerine. Yani halkın siyaset ve şey tabii şey üzerinden gittiği için. Tepkisi üzerine, evet. Sosyal medya sayesinde. Sosyal medya sayesinde. Yani Gülşen'e bir günde tutuklama kararı çıkarttınız da bu insanların hani o kıza baskı yapıp davasından vazgeçirmeye çalıştırıp yani sırf bunun yüzden mi uzatmaya daha gittiniz diye. Zaten kadın cinayetlerinde biliyorsunuz böyle tutuksuz yargılamalar söz konusu olduğunda sosyal medyanın gösterdiği tepkiyle o kararlar değişti ve tutuklamalar tekrardan başladı mesela. O mesela pudra şekeri meselesi de öyleydi değil mi? Tutuksuz yargılama, ondan sonra halk tepki verdi falan, bir şeyler oluyor yani böyle, ama yargının tamamen bağımsız olması lazım bir kere. Kesinlikle yargının bağımsız olması gerekiyor. Yani bir hakim, bir yargıç, bir savcı karar verirken vicdandır ya önemli olan. Vicdan da çok önemlidir. Vicdanınla hareket eder. Kanuna bakar, kitaba bakar ve orada vicdanını konuşturur. Vicdan konuşması gerekiyor. Eğer vicdanını aşan bir kısım baskılar varsa bu tamamen insanlık onurunu ezen bir şeydir yani bu. Sence süreç nasıl ilerleyecek bundan sonra? Neler düşünüyorsun bu konuda? Siyasi süreç mi? Yani yok, bu Mart'tan sonra şey özür dilerim Ocak'tan sonra, Ocak 2023'ten sonra. Şey meselesinde aile nasıl bir yanlış yapıyor? Değil mi? Biraz önce sen değindin oraya. Savcı ne istiyor? Kemik yaşı testi istiyor. Evet, bir değil doktor mi? Muayenesine gidiyor. Doktor numuneye gidiyorlar. Doktor şüpheleniyor. Evet. Polise haber veriyor. Evet, savcılar 21 yaşındaki bir kızın kemik testine sokuyorlar. Doktoru ayarlıyorlar veya bir şeyi ayarlıyorlar. Anladın mı? 14 yaşındayken giriyor herhalde. Diyor ki 17 yaşında diyor. Şüpheleniyor doktor. Doktor şüpheleniyor, polisi arıyor. 17 yaşında olduğunu iddia ediyorlar, evet. Ama kemik yaşına 21 yaşında birini soktukları için. 21 yaşında birini sokuyorlar ve savcı bütün bunlara rağmen ne yapıyor? Oradaki rapordaki yazılana itibar ediyor, ifadelere ya itibar etmez. Ya diyelim ki tamam 21 yaşın kabul etti. Suçu. Bu bir insanlık. Diyelim ki kabul etti. Bu bir insanlık. Neden suçu. Kabul yani kabul edebilirsin. Hani belki onun doğru olduğunu ama neden böyle bir sonuç çıktı? Siz niye 17 dediniz o zaman diye sormuyor. Niye sormuyor işte? Evet, yani tabii ki sorması gerekiyor. İşte yani bu bir insanlık suçu. Bence bu savcıların da ceza alması lazım. Tekrar dosyaya sokulması lazım. İnsanlık suçu diyorum. Bak insanlık suçu diyorum. Şimdi bir sahte rapor verse bir insan, bir doktor, bu suç olmaz mı? Evrakta sahteciliğe. Bu suç evrakta sahteciliğe girer. Yani orada bir insanın hakkının gasp edilmesi yani evrakta ya, sahtecilik küçük ya, yaştaki kız çocuklarına gasp, tecavüz sokak, üstüne bir de organize var bu işin. Gaspçıyı düşün. Şimdi sen gasptan yargılanmak biliyorsun çok şeydir yani. Ağırdır yani. Değil mi? Mesela gelse senin arabanı gelse seni gasp etse, senin çantanı mantanı seni darp etse gaspa girer değil mi mesela bu? Nedir bu? Ağır bir suçtur yani. Bu da aynı öyle bence. Bir insanın hayatını, yaşamını çalmak kadar daha adice, daha şerefsizce, daha büyük bir suç ben tanımıyorum. Çünkü insanın hayatına müdahale etmek, gasp etmek bundan daha iğrenç bir şey ben düşünemiyorum. Bütün hayatını mahvediyor. Hayatını mahvediyor. Hayatını çalıyorsun ya. Bir insanın hayatını. O insana ve bu hadiseyi inceleyin bakın. Bu kızcağız, bu davayı açarken avukatıyla gittiği zaman gizlilik kararı alınmasını istiyor. Fakat ne hikmet ki o kadar absürt meselelere gizlilik kararı konulan bu davaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirilmiyor. Çok garip değil mi? Şimdi aklında insanın deli sorular dönmeye başlıyor. Neden acaba? Neden acaba? Mecburen insanın düşünüyor. Düşünüyor tabii yani. Peki insan hakkı demişken 6 yaşında küçük bir kızımız var yine. Yetersiz anne babası yok. Hala ve amcası tarafından büyütülen. Fakat bulunduğu ortam, yattığı ortamın fotoğraflarını gördüm ben. Bilmiyorum sen ben çok bakamadım. Mi? Yok, çok bakamadım. Yattığı yer çok pis. Ben böyle leş gibi ya. Duvar dibinde. Çok detaylarla rutubetli inmedim. Böyle sadece savcılıktaki çok pis bir yerde. İfadelerin bir kısmı şeylerini okudum. Dayanamadım yani. Yetersiz beslemeden dolayı hayatını kaybediyor.
Şimdi pardon, o sen yetersiz beslenmeden olan aynen, çocuğu söylüyorsun. Aynen şu an yeni. Yok işte yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybediyor. Bunu çok takip edemedim, bugün gördüm sosyal medyada. Çok da bakamadım yani. Eve gidince bakacağım. Acından ölen mi var diyen dayılara buradan selam olsun. Acından ölen işte var. Aslında yani bunu illa öyle mi olması lazım? Yani? Ölen olur, neden olur biliyor musun? Ama senin acından öldüğünü anlamazsın. Yetersiz beslenmeden ölür. Belli bir hastalığa yakalanır. Gider, aslında o insan açlıktan ölmüştür. Açlıktan derken aslında kimse aç kalmaz bu ülkede. Ya, maalesef bazı insanlar biz röportaj yaparken şunu bekliyorlar. Hani bir görsel vardır ya hafızalarda. Böyle Afrika'da bir çocuk yanında akbaba fotoğrafı. Evet, öyle bir görsel bekliyorlar. Öyle, böyle sokaklarda öyle insanlar mesela görmeyi bekliyorlar. Açlıktan ölenlerin aç mezarı var mı diye soruyor. Bugün de biri bağırdı orada, kaçtı gitti. Ben dedim ki gel buraya gel dedim. Sen nasıl görmüyorsun açları ya? Sen nasıl görmüyorsun? Sen göremezsin çünkü insanlar artık her şeyi maddede aramaya başladı. Peki biz ne zaman yaşamaya değil de beslenmeye, yani tüm vatandaşların hakkını soruyorum şu anda ben, başlayacağız? Ben sana bir soru sorayım. Sen böyle muhabirlik yapıyorsun da tahmin ediyorum sen de bilemeyeceksin. Mesela Şam fıstığının kilosu ne kadar biliyor musun? 315 lira mıydı? İşte badem diyelim mesela, kaju diyelim, değil mi? Kabak çekirdeği diyelim mesela. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Kurutulmuş ananas çok seviyor. Kurutulmuş ananas ben önceden sen alabiliyorsun. 120 liraya kilosu 120 liraydı. Şu an 1100 lira kilosu. Ben şu anda almıyorum. Yani alamıyorum. Belki medyacı olduğun için biliyorsun ama bunları bak, o aç mı var diye. Şimdi diyecekler ya, burada lafını böldüm. Şimdi diyecekler ki ya senin de derdin ne bilmem. Peki, ne dakika, yapayım. Tamam. Yani senin derdin de bu mu kardeşim yani? Evet evet, derdim bu. Neden biliyor musun? Ben insan gibi yaşamak istiyorum kardeşim. Ya ben de onu diyorum. Yani ben bu abi, dünya nimeti değil mi arkadaşım? Benim için yaratmadım Allah bunu. İstiyorum kardeşim. Sen yemek istemiyorsan bana ne? Sen köle gibi yaşamak istiyorsan, zincirlerinden kurtulmak istemiyorsan bana ne? Ben şan fıstık yemek istiyorum kardeşim. Kaju yemek istiyorum. Bu da adam ekmeği bulamıyor diyecek. Değil mi? Sen et yiyebiliyor musun? Bırak abi, ben kuru yemişten bahsettim. Et yiyebiliyor mu vatandaş kardeşim? Ben çocukluğumuzu çok röportajlarda anlattım. Defalarca, ondan sonra izleyenlere ikilem olmasın diye anlatmayayım ama çocukluğumuzda biz her şeyi yiyebiliyorduk. Yani etinden, balığından. Yani o günleri kötüleyen insanlar var ya, hani şimdi bu, bak şimdi konusunda bak, bir bugün, şey söyleyemeyeceğim ama bugün balık şey, konusunda bak ya, bak, üç tarafımız abi, denizlerle çevrili abi. Abi bak, et konusunda bir şey diyemeyeceğim ama Erol balık Bey, cennetin olduğu bez abi. Erol Bey, şimdi bugünkü ekonomiyi eleştiren vatandaşları nankör diye nitelendiriyorlar ya. Esas nankör kim biliyor musun? Geçmişi kötüleyenler nankör. Biz o çocukluğumuzu biliyorduk bak, biliyorduk. Biliyorduk. Bak Ümraniye'de oturuyorduk biz. Buzdolabının olmuyor. Bak 68-69 yıllarından bahsediyorum. 70'ten önce. Elektrik daha bağlanmamıştı. Demirel sonra geldi bağladı. Rahmetli. Elektriği bağladı. Şimdi at arabasıyla karpuzcular geçerdi. Evimizin önünden. Babamız karpuzcuyu durdururdu. Bak aynı mesleği yapıyoruz. Ben baba mesleğini yapıyorum. Hala da. Karpuzcuyu durdururdu. Bahçemizde tek katlı müstakil evimiz var. Kuyumuz var. 20 tane karpuz alırdı. O zaman çekyat falan daha çıkmamış. Türkiye'de çekyat yok. Yani Erdoğan'dan sonra geldi ya şey. Çekyat. Somyalar vardı. Ondan sonra 20 tane karpuzu divanın altına koyardık. Ondan sonra yiyeceğimiz zaman da filenin içerisine koyup kuyuya sarkıtır, soğutur, öyle yerdik. Babam 20 tane karpuz alırdı. Şimdi bir baba 20 tane karpuz. Var mı öyle bir baba yiğit? Ve şimdi iş nereye geldi bu sene? Bu sene nereye geldi iş? İş dilimle karpuz satılma noktasına kadar geldi. Yani yemek istiyorsa belki, ya sen yiyemezsin bir baba olarak, yemek istemeyebilirsin. Yemesem de olur dersin. Ama çocuğun istiyor. Bunu almak zorundasın. Çocuğuna yedirmek, bir baba olarak bu senin gururuna, onuruna, babalığına, haysiyetine, şerefine dokunmaz mı? Çocuğunun istediği bir şeyi, bir çikolatayı. Bak 50 kuruşa, 75 kuruşa aldığın bir çikolatalı gofret 3 lira, 4 lira, 5 lira şu anda, değil mi abi? Şimdi bunlar
Şöyle hani nankörlükle suçluyorlar ya bizim vatandaşlarımızı, yani bu ekonomik sıkıntıları şikayet eden vatandaşları. Şimdi bugüne kadar 18 sene 19 sene iyiydi de son bir sene mi kötü? Siz ne kadar nankörsünüz? Baksana bütün işte efendim dünyayla biz cedelleşmişiz diyorlar. Değil. Bu olaylar, ekonomik sıkıntıların en dozunun arttığı nokta neresi? Aralık ayında dolar operasyonunun yapıldığı. Değil mi? 18'den 13'e düştü. Dolar 18'e kadar nasıl geldi? He? Faiz düşüre 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 düşüre, değil mi? Ondan sonra doları 18'e çıkarttılar. Ekonomik politikayı eleştiriyorum şu anda. Çıkarttılar. Bir gecede KKM mi ne? KKM mi diyorlar? Kur korumalı mevduat hesabıyla 18 liradan 11 liraya. 13 lira. 11,5 liraya kadar falan indi, ben öyle hatırlıyorum. 11,5 liraya, 13 liraya düştüğünde Malatya'da halay çekiyorlar. Ve halay çektiler. Yani ne kadar sürdü? Malatyalılara buradan selam. Ne kadar sürdü? 6 ay sürdü. Tekrar 18'i buldu mu? Buldu. Halay ne oldu? Boşa gitti. Şimdi Türkiye'de duyduğum kadarıyla, rakamlarda yanılabilirim, herhalde tahmin ediyorum 1 milyon 200 bin insanın kur korumalı mevduatta hesabı var imiş. Bu ne demektir? 85 milyonluk bir ülke isek, biz bunu 1 milyon kabul etsek, 84 milyondan alınan vergilerle 1 milyon tane zengine bizim vergilerimizden o doların farkı ödeniyor. Bu ne demektir biliyor musun? TL'yi koruma kanunu var. Var mı? Siz bilirsiniz. TL'yi koruma kanunu vardır değil mi? Vardır. Milli paramızı koruma. Ama bu nedir biliyor musunuz? Yani bu fiziki nedir? Olarak bu zarar vermek, hakaret etmek, bu nedir? Aşağılamak bu, yasak. Kur korumalı mevduat nedir biliyor musun? Doları koruma kanunu. Yani adına faiz de denmiyor. Faiz de denmiyor bunun adına. Nasıl oluyor abi? Faiz değil mi bu? Değil mi faiz bu? Son olarak bir de şu konuya değinelim. Kısaca ondan sonra da bitirelim istersen. Biz geçtiğimiz günlerde Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'nun mitingine gittik. Biz de çekim yapmaya gittik. Sen de oradaydın. Fakat ben seni storylerinde gördüm. Evet, orada olduğunu. Evet. Fakat gittim. Sen de beni orada görmemişsin. Olduğumu sonradan öğrendin. Evet. Fakat bir türlü buluşamadık. Neyse. Gel gelelim. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Biz o gün hep beraber, herkes şunu konuşuyordu. Kemal Kılıçdaroğlu çıkacak ve diyecek ki Ekrem İmamoğlu adayımızdır diyecek diye bekliyordu herkes. Sen de mi öyle bekliyordun? Yok, ben beklemedim. Ben beklemedim. O günü ben, nasıl yorumluyorsun? Yani nasıl bir gündü? Ne anlamı, önemi vardı? Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonuna kadar şansını zorlayacağını, lider olması açısından şansını zorlayacağını, bu onun son şansı zaten. Şansını zorlayacağını düşünüyor musun? Şansını zorlamasını istiyor musun? Şöyle bir şey söyleyeyim. Arasında fark var çünkü. Tabii yok. Ben önce onun açısından söyleyeyim, konuşayım. Ondan sonra ben kendi duygularımı söylerim. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediğim kadarıyla sonuna kadar adaylık şansını zorlayacağını, ama bu masada Cumhurbaşkanı adaylığını Kemal Kılıçdaroğlu tek başına belirlemeyecek. 6 tane parti, farklı siyasi parti ve farklı ideolojiler sahip partiler var. Buradaki bir mutabakat sayesinde oradan bir aday çıkacak. Ama ben tahmin ediyorum diğer partilerin de birçoğunun, en azından 4 tanesinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını, Cumhurbaşkanı seçilmesi, onun altında çalışmayı tercih ederler diye düşünüyorum. Çünkü herhangi bir belediye başkanı, İmamoğlu veya Mansur Yavaş başkan olursa onların altına girmek istemeyeceklerini düşünüyorum. O kişisel bir şey olarak düşünüyorum yani onu. Onun için sonuna kadar ben zorlayacağını düşünüyorum. Anketleri şimdi yokluyorlar sürekli. Bütün Erdoğan da yok. Nabız yoklaması için. Kılıçdaroğlu da yok. Hepsini yokluyor yani duruma göre. Ha, eğer oradan Kılıçdaroğlu kazanma riski çok sakata girerse Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını düşünüyorum. Çünkü neden? Kemal Kılıçdaroğlu bu seçime girer, kaybederse zaten siyasi bir mefta olur. Ama bence bugüne kadar yaptığı hamleler bence çok güzel. Türkiye açısından söylüyorum bunu. Yaptığı bu altılı masayı ben çok olumlu karşılıyorum. Bir kere onu söyleyeyim. İsteyen istediği kadar beni tenkit edebilir. Orada her dünya görüşünden insan var o masada. İşte bu kadar adamdan ne olur falan filan, çorbadır bilmem ne. Ya şu an iktidar tek başına mı?
Soruyorum ben. Şu an AK Parti tek başına mı iktidar? MHP var. BBP var. Önceden içine kattığı Has Parti var. Demokrat Parti'nin Süleyman Soylu'su var. Eğer Kemal ondan Kılıçdaroğlu aday olursa bilmediğimiz Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleriz diyen bir yeniden Refah Partisi var. Mesela Doğu Perinçek var abi, Vatan Partisi var abi. Yani tamam, sen kitlesi var yok önemli değil ama yani orada da farklı fikirlerde şu anda sen Doğu Perinçek gibi bir adamın Erdoğan'ı destekleyebileceğini biliyor musun yani? Şeyde 2014 yılında cezaevinden çıktığı zaman cezaevi önünde yaptığı açıklamayı hatırlıyor musun? He? Erdoğan'ın da Gül'ün de cemaatlerinde tarikatlerinde sonunu getireceğiz diye ben mi söyledim? Doğu Perinçek söylemedim orada. Nasıl şimdi peki bunlar anlaşıyorlar? Siyasetin yüzsüzlüğü. Nasıl anlaşıyorlar? Yani şimdi Kılıçdaroğlu sonuna kadar zorlayacaktır. Şimdi bana göre Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı bitmiştir. Öyle düşünüyorum. Ben tekrar aday olmayacak mı? Yani tekrar aday olmayacak mı derken şöyle, aday olarak göstermeyecekler şöyle, mi? Şöyle ben tahmin ediyorum istinaftan döner diye bir umutları var ama hukukun bu kadar bağımsız olmadığı bir yerde o kararı alabilecek bir hakim, bir savcı var mıdır diye ben düşünüyorum. İnşallah öyle bir şey olur. Bu şunu söyleyeyim. Bu İmamoğlu olduğu için demiyorum ben bunu. Bakın 97 yılında Siirt'te Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir şiir okudu. Değil mi? Camiler kışlamız, kubbeler miğfer, minareler süngü, müminler asker dedi. Sırf bu şiiri, bu dörtlüğü okudu diye efendim yargılandı, ceza aldı, siyasi yasak getirildi, cezaevine kondu. O zaman sen hatırlıyor musun yaşın o günkü siyasi olaylar 97 yılında? Yani sonradan anlatılanlar da tabii ki. Yani peki sen o zaman destek verir miydin Sayın Erdoğan'a? Ben veririm. Neden? Niye bir mağdur edebiyatı yaptığını var şey yok, yapıyorsak? Hayır, oradaki hadiseyi söylüyoruz. Mağdur edebiyat. Orada mağdur. Yani mağdur olduğundan dolayı orada bir devşirme yarattı mı? Yarattı. Şimdi bir dakika. Arkasına tamam, bir rüzgar aldı mı? Aldı. Evet haklısın. Başka misaller vereceğim. Orada bir şiir okudu diye bir insana siyasi yasak getirilip ondan sonra cezaevine konulur mu? Kim yaptı bunu? O zaman askeri vesayet yaptı. Değil mi? Şimdi askeri vesayetin yaptığını bugün sen yaparsan bu yakışık almaz. Yani hiç doğru değil. Çünkü zaten böyle bir kararda hukuki şeyleri dinlediğimiz zaman, baktığımız zaman bir hakaret davasıdır yani bu en nihayetinde. O da hakaret midir, değil midir, ahmak kelimesi. Onu da tam bilmiyoruz ya. Yani kanunlar, kurallar, yasalar var yani. Ya ben sadece bu böyle bir cezanın abi çıkması mümkün gözükmüyor. Ahmak mümkün değil, gözükmeyen bir ceza. Ahmak hakaret değilse adamı salsınlar. Yani bıraksınlar peşini. Hakaret ise o zaman ben sürtüğün karşılığında abi, da bir dava açılması talep ediyorum. Ben vatandaş olarak istiyorum çok abi. Çok da zürriyetsiz kelimeleri şunlar bunlar bir sürü çok daha ağır ifadeler. Çapulcu. Bir sürü her taraf kullandı karşılıklı. Şerefsiz, haysiyetsiz falan bir sürü şeyler konuşuluyor. Hala daha konuşuluyor. Fakat bunların bir tanesi yargı konusu olmuyor. Buradaki olay herhalde yargının çifte standartı. İstanbul'un kaybetme acısı diyebiliriz buna. Yani kuyruk acısı. Ben diyorum ki bak 97 yılında Sayın Erdoğan'a ben destek verdiysem o yargılamada geçelim onu. 2000 ben o zaman yurt dışındaydım. Kaç yılında AKP'ye kapanma davası açıldı? Kapanma davası. 2007 mi? 2007 mi? Hatırlamadım. Bir şey söyleyeyim. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kimdi o adam? Nuh Yüksel miydi? Nuh Mete Yüksel miydi? Şey açtı ya. AKP kapanma davası açtı bir oyla. Bir oyla biliyorsunuz AKP kapanmadı yani kapatacaklardı AKP'yi. O zaman oradan da bir şey aldı. Peki o zaman hatırlarsın. O zaman mesela kızmadın mı niye bir parti kapatılıyor diye kızmadın mı yani? Destek vermedin mi? Ya ben şahsen veririm. Ben vermedim şahsen. Yani neden kapatılıyor? Dedim ki yargı ben, kararını zaten vermiştir bununla ilgili. Ben yargıya güvenip orada, zaten teslim ediyorsun kendimi. Ben orada vatandaş olarak güveniyorum sonuçta. AK Partili yani gibi düşünmesem bile eğer ona zulmediliyorsa o zaman ona da sahip çıkmam gerekiyor. Benim anlayışım bu. Şimdi ben sana sorayım, sen muhabirsin ama
sorayım, sen cevap ver. Ya 2023'te iktidarın değiştiğini düşünelim. Erdoğan'ın yetkileriyle, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkileriyle de birisinin başa geldiğini düşünelim. Dedi ki başa geçen adam önce bize çok sempatik gözüktü. Hani Sayın Erdoğan gibi yolsuzluk yasaklar dendi falan. Ondan sonra çok sempatik gözüktü, çok müşfik gözüktü, çok şefkatli, çok merhametli, halkını düşünen bir lider gibi gözüktü ve biz onu seçtik. Başa geldi. Bu yetkilerle geldi. Ya zulmetmeye başlarsa ne yapacağız? Biz ona destek mi vereceğiz? Verecek miyiz yani? Zulmetmeye tabii başlarsa. Ki. He. Ya o zaman şunu söyleyeyim ben size. Şimdi tutarda gelen o iktidar, 2023'te gelen iktidar, tutarda bugünkü iktidarı suçlar da, adli suçu olan varsa yargıya intikal eder, değil mi? Rüşvet alan vardır, ihaleye fesat karıştıran vardır, ne bileyim bir kısım suçlara, uyuşturucu ticaretine girenler vardır, devlet bürokrasisinde yanlış işler yapanlar, bir sürü çetrefilli kara para işlerine girenler vardır. Bunlar tespit edilir, delillendirilir, yargılanır, cezasını alır. Peki tutar da yeni gelen iktidar bir kısım masum efendim halktan insanları AK Partili diye ve AK Partisi üyesi diye ondan sonra, değil mi? Eğer onlara zulmederse sen buna karşı çıkar mısın, çıkmaz mısın? Zulmün karşısında her zaman durur yani. Ya bunlar AK Partili, bırak onlar zamanında yaptılar, bunlar da çeksin der misin? Ya bugün sokakta şu AK Parti'yi savunan vatandaşlara bile bu yapılsa ben ona da karşı çıkarım. Neden? Zaten suçu AK Parti'yi savunmasına rağmen diyorum ki abi bak yoksa... sen ömrü hayatında bir kez bile bir otelli tatile gittin mi? Gitmedin. Evet. Niye gitmedin abi? Ben bak onun ben onun hakkını savunuyorum zaten diyorum. Erol Bey, ben de onun hakkını savunuyorum. Aslında bir partiyi empoze etmiyorum ki ben konuşmalarımda mesela. Hiçbir zaman bir partiyi empoze etmedim. Ama bugün sistem bizim karşımıza iki tane şık koymuş kardeşim. Bir vatandaş olarak yapabilecek benim her taraftan elimi kolumu bağlamışlar. Kaldırsınlar abi o zaman bütün barajları. He? Seçimlerde bütün barajları kaldırsınlar. Ben de gideyim en beğendiğim adama gideyim oyumu atayım abi. Beğendiğim adam baraj aşamıyor abi. Nasıl ben ona oy atacağım abi? He? Atabilir miyim? Mümkün değil. Çünkü seçilme şansı sıfır. Seçilme şansı sıfır olan bir adama gidip ben oyumu niye çöpe atayım arkadaş? Şimdi sistem şu anda bu ne oldu? 2018 yılındaki başkanlık seçimine sistemine geçildikten sonra %50 artı 1'e geldi olay. Şimdi olay burada bizim karşımıza ne çıkartıyor? İki tane alternatif çıkartıyor. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Cumhur İttifakı'nın icraatlarından memnun olan vatandaş gidecek Cumhur İttifakı'na oyunu atacak. Millet İttifakı'nı da umut olarak gören vatandaş da gidecek Millet İttifakı'na atacak. Ben şimdi bu hükümetin politikalarını sevmiyorsam mecburum ben gidip Millet İttifakı'na oy atmayayım. Bana sormayacaksın nereye oy atacaksın diye. Öyle mi? Başka şansım var mı? Ne yapacağım abi ben? Bir vatandaş olarak ben tepkimi göstermek için sokaklara çıkıp bağırıp çağırmam mı? Ortalığı kırıp dökmem mi lazım? Bir oyum var. Gidip onu kullanacağım ve zaman zaman da demokratik hakkımı kullanarak tenkitte, eleştiride bulunacağım. Bu kadar basit yani bu olay. Yorumladığın için çok teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ederim. Gündeme dair konu ve şunu söyleyeyim. Değindik. Sokakta bana sakin bir röportaj verdirtmiyorlar. Ben konuşurken gelip sağdan soldan. Zaten bundan çok şikayetçi olduğun için ben böyle bir ortamda dedim. Ondan sonra bana diyorlar ki niye bağırıyorsun diyorlar. Ondan sonra ya kardeşim bir dinleyelim karşılıklı. Sen de konuş ben de konuşayım ama bunlar bir de karşındaki seni tenkit eden insanın bilgi sahibi olması eşit dengeli. Mesela biz bir AK Partili arkadaşla Sade Vatandaş kanalında bir röportaj yapmıştık. Bir saatlik. Çok takdir aldı o röportaj. Karşılıklı konuştuk, fikirlerimizi söyledik. Çok seviyeli bir röportaj olmuş dediler. Altına bir sürü takdir yazısı gördüm. Neden? Seviyeli bir şekilde fikirlerimizi tartıştık. Fikirlerimizi tartışalım ki hakikatler ortaya çıksın. Keşke eskiden olduğu gibi hani TRT1'de falan çok kanalların olmadığı dönemlerde siyasi liderlerin rahmetli Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, değil mi? Necmettin Erbakan rahmetli, ondan sonra Erdal İnönü, Mesut Yılmaz, bunlar bir araya gelir tartışırlardı. Keşke şimdi siyasi liderlerimiz de bir televizyon kanalına böyle bir platformda çıkıp tartışsalar. Mesela 2019 belediye seçimlerinde Fox TV'de Sayın Binali Yıldırım'la efendim Ekrem İmamoğlu'nun çıkıp
konuşması güzel olmadı mı? Tanıyoruz. Amerika'da da seçimlerde başkan adayları diyor. Çünkü karşılıklı o çok etkili oluyor zaten mesela. Biz çünkü bizi yönetecek insanı tanımak istiyoruz. Orada projelerini duymak istiyoruz. Onun için biz de vatandaş olarak karşıt fikirde olsak bile belki benim senden alacağım bir şeyler vardır. Senin de benden alacağın bir şeyler vardır. Fikirlerimizi medenice tartışırsak belki benim söylediklerim senin aklına yatacak. Senin söylediklerin de benim aklıma yatacak. Benim bir anlayışım var. Bir şey bütün bütün elde edilemiyorsa bütün bütün de terk edilmez. Onun için ben seninle aynı siyasi görüşe sahip olmayabilirim ama seninle aynı dünya görüşe sahip olmayabilirim ama seninle mutlaka bizim müşterek şeylerimiz vardır. Müşterik paydalarımız vardır. Mutlaka ortada buluşur. Ortak yönlerimiz vardır. Bunları değerlendirmemek. Son olarak sana şunu sorayım. Sen, şu anda 4 kişiyiz burada. Evet. Yemek yedik. Evet. Ortalama benim tahminim 1550 lira hesap gelecek. Evet. Sence seneye masayı biz kaç lira yiyeceğiz? Aynı şeyleri. Seneye... Geçen sene kaça yiyorduk mesela biz? Seneye seçimden önce çok artmaz. Ama seçimden sonra o hani okun böyle yayını gererler ya böyle. Gererler ya. Yemin ediyorum ne kadar gireceğini ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Tahmin edemez. Çünkü alınacak halimize gülüyoruz. Enflasyon öyle bir şey ki bu şimdi ekonomistlerden dinlediğimize göre yani her şey o kadar birbirine bağlı ki arkadaşım bak yani o kadar bağlı ki ya, domino taşı gibi birbirine düzeni yıkıyor. Adam diyor fırsatçı esnaf diyor. Şimdi bu çay kaç para burada? Geçen sene atıyorum 5 liraydı. Şimdi adam mesela diyelim bunu 15 liraya satıyor bu çayı. Mesela değil mi? E kardeşim şimdi ben bu adama bir şey diyemiyorum. Niye diyorum bu kirası şey? Artıyor. Elemanın personelin maaşı artıyor. Sen şimdi bir dakika. Asgari ücret. Isıttığı suyun doğalgazı artıyor. Bak hükümet yılbaşında şimdi asgari ücreti 10 bin lira yapsın. 8 de yapmasın. 10 bin lira yapsın. Bu çözüm mü? Çözüm değil. Neden çözüm değil? Şimdi o 10 bin lirayı veren işletmeciler maliyetleri arttığı için herkes ürettiği ürüne zam yapmak zorunda. Bu dolayısıyla otomatik olarak enflasyonun katlanması demek. Bir kere karşılıksız para bastığın zaman zaten gidiyoruz emekli maaşını çekmeye cistil böyle of seri numaraları peş peşe 200'lükleri 100'lükleri alıyoruz ATM'lerden. Bunlar iyi bir şeyler mi? Diyor ki şimdi emeklinin kuyrukta ölüyordu diyordu. Lan o zaman ATM mi vardı? Mecbur kuyruğa giriyordu. Şimdi ATM'leri kaldır var ya kaç kilometre kuyruk olur biliyor musun? He? İşte bunu çözemiyor. Bunu çözebilmek için hastane bak bunu çözebilmek diyor. İçin şimdi ne yemek lazım? Evde bekliyorsun. Bak bunu çözebilmek için ne yemek lazım biliyor musun? Ceviz yemek lazım. Niye ceviz yemek lazım? Cevizin yapısı biliyorsun beyne benzer. Demek ki beyne faydası var. Allah onun için yaratmış. Ceviz. Röportajda çok çalışıyor. Abi ceviz yemediğin için o meseleyi çözemezsin. Dersin ki o zamanın hükümetleri emekli maaşını ödeyemiyordu. Emekli kuyruğunda ölüyorlar dersin. ATM'leri o zaman teknoloji yoktu. ATM yoktu. Gidiyorsun şimdi ATM'den. Tak tak bu ATM doluysa öbür ATM'ye gidiyorsun çekiyorsun abi. Erdoğan yaptı diyor onda. Yani çamaşır yani. Makinesi, buzdolabı, fırın ondan sonra bunlar. Arada yaşıyorduk zaten. Yani. Çukurova dağlarındaydım ben de. Yani bunlar. O sıralarda. Şimdi ya burada Sayın Erdoğan'ın da bir suçu yok ki. O diyor kitlesi inanıyor. Kitlesinin yiyeceğini biliyor söylüyor. Yani ben şimdi bir yemin ediyorum. Bir cümle vardı. Uyumamak ne mümkün. Bak, Ninni çok diyorum, güzel. Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlamıyorum. Neden suçlamıyorum? Çünkü o söylediklerini kitlesi tıpkı Kur'an'daki bir ayet gibi kabul eden insanlar var. Hepsini sözüm meclisten sonra tenzih ederim. Bir kısım insanları hepsi değil tabii ki ama sanki ağzından çıkan söz ayet gibi kanunmuş gibi kabul eden insanlarımız var. Ben şunu hatta düşündüm öyle dedim ki ya Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a sesleniyorum. Diyorum ki sen ne yap ne et 2023 seçimini al. Al. Yalvarıyorum bu seçimi al. Bu maaşımız bize yeterli geliyor diyen bu emeklileri ondan sonra maaşlarını kırp. Zam verme bunlara. Bu Almanya'dan gelip de oralarda biz sürünüyoruz diyenlerin eurosunu 1 liradan boz. 1 liradan boz. Benzini 75 lira yap. 100 lira yap. Sigarayı 100 lira yap. Rakıyı 1000 lira yap. Ondan sonra ekmeği 20 lira yap. Ya bunları yap Sayın Erdoğan. Çünkü biz bunu hak ediyoruz. Çünkü yani
bu sistemde insanlar buna razıysa senin de bunu yapmak en doğal hakkın Sayın Cumhurbaşkanım. Diyelim. En doğal hakkın yani. Eyvallah abi. Yap. Çünkü biz istiyoruz. Bitirelim abi. İsteyene verirler abi. İsteyene verirler. Abi çok teşekkür ediyorum. Biraz fazla uzadı ama gündeme dair güzel bir şey oldu. Fikir teyazisinde bulunduk. Sakin bir röportaj oldu. Bu gibi konularda kısa videolardan ziyade uzun videolar daha çok izleniyor. Onu da söyleyeyim, hatırlatayım ben size. Kış için söylememde sakınca var mı şu anda? Duyuralım mı bunu? Yani öyle bir düşüncemiz var diyebilirsin tabii. Düşüncemiz yani. Var diyelim o zaman. Haftalık böyle haftada bir gün sohbet. Ayhan abimizle beraber bir araya geleceğiz. Sokaktan Alaberi kanalında bir program çekeceğiz. O haftanın haberlerini beraber derleyip öyle değil mi? Yorumlayacağız. Bunun üzerine konuşacağız. Sizler yorumlarda fikirlerinizi beyan edeceksiniz. Biz de ekran başında belki bizleri izlerken zamanda karşıya bir kişi daha alınır. Üçlü de yapılabilir. Yani der ki ben abi, üçlü bizim işimiz değil. Öyle mi? Ya o anlamda demedim be kardeşim. Sen de. Çok teşekkür ediyorum abi. Teşekkür kendine iyi bak. Estağfurullah. Sevgili izleyenler, sizin uzunluğunuza da çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdı. Zaten uzun süredir de böyle bir şey planlıyorduk. Vallahi da. Güzel bir keşke bir olsa da yani şöyle. Şöyle Üsküdar Çalınmış Kız Kulesi'nin karşısında böyle bir sohbet etmek. Yani Kız Kulesi'ne bakarak bu sohbeti yapmak isterdik ama maalesef orada bir tenteler görüyoruz. Başka bir şey görmüyoruz. Önceden malzemeden çalıyorlardı. Şimdi komple malzemeyi çalmışlar. Ne oldu? Ne bitti? Bir açıklama da yok. Yani biz vatandaş olarak açıklama bekliyoruz yetkililerden. Kim ne yaptıysa. Videonun sonu çok uzayacak. Herkese sevgiler, saygılar, iyi akşamlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın efendim. Hoşçakalın. Yıkmayı fakat hepsi irili ufaklı keresteydi. Sen bana diş şarkısı karalarken ben babaydım, babam hapisteydi. Bağırın çağırın hırsız var, emek çalıyor yine hırsızlar. Yılları verdim yetmedi, ömrümü istiyor kahpece kansızlar. Bağır çağır hırsız var, bağır çağır hırsız var. Yılları verdim yetmedi, ömrümü istiyor kahpece kansızlar. Bağırın çağırın hırsız var, tahtımı yekbaşa tırmanıyorum. Billurlardan öptüğün her abini bir başıma ben hırpalıyorum.